Aha. İş malzemesinde soğanı çekiyoruz. Hı-hı. Soğanı kavuruyoruz. Üstüne kıyma koyuyoruz. Hı-hı. Şey, kıymayı da kavuruyoruz. Hı-hı. Ondan sonra içerisine birazcık kimyon, hı-hı, biraz karabiber, hı-hı, çok az tuz koyuyoruz. Hı-hı. Bu kavruktan sonra, hı-hı, soğuyor. Hı-hı. İçerisine maydanoz. Ha, tamam. Maydanoz ekliyoruz. İş, evet, malzemesi bu. Hı-hı. İsteğe göre isteyen ceviz de koyabilir. Ha, bunun doğru, içerisine. Evet, evet. O biraz isteğe bağlı. Kimi seviyor, kimi sevmiyor. Hı-hı. Bunu böyle karıştırıyoruz. Hı-hı. Bu hazır. Soğuyacak. Soğudu zaten soğuduğunda. Bu hazır. İyi, güzel. Mesela kaç gram söyleyebilirsiniz böyle ya da kaç soğan falan? Ha, soğan, ben iki tane soğan yaptım. Hı-hı. Bir kiloya yakın da kıyma. Ha. Bu artık isteğe bağlı, ne kadar çok yaparsanız, evet, içli köfteyi, için ona kadar, ona göre yaparsınız. Hı hı. Şimdi içi, ben ölçüsünü yapıyorum. Şuradan kaşık alayım bir tane. Hı. Bu ince bulgur. Hı. Biraz daha şeyini kullanıyor benim dünyorum. Kepek, ilisin, kuyruğunu kullanıyor, sınısını kullanıyor. Bunu ölçeceğim. 3,5 kaşık. İnce bulgur koyuyorum. Hı-hı. 22. Hı-hı. Hı-hı. Buna azıcık su ekliyoruz şimdi. Su soğuk su. Hı-hı. Şöyle birazcık karıştıralım. Biber salçası koyuyorum ya da 1,5. Bu kırmızılığına bağlı, nasıl seversiniz. Hı-hı. Şimdi bunları karıştırıyorum. Birazcık da tuz koyacağım. Şu biraz tuz. Çok az da kimyon. Hı-hı. Zaten içerisine kimyon eklemiştim bu, evet, olarak. Evet. Bunları karıştırıyorum. Nasıl mesela anlıyorsunuz, daha su lazım ya da daha az lazım? Bu biraz da şey olması lazım, erigen kıvamlı olması lazım. Hı. Hamur gibi. Evet, hı, kıvamlı olması, hı, lazım. Bu hamuru ben şimdi daha güzel birbirine özleşmesi için, hı-hı, makineden geçireceğim. Hı-hı. Tamam. Mesela makine yok. O zaman elde daha çok yoğurman, ha, lazım. Hı-hı. Daha uzun süre yoğurman lazım. Tamam. Yine oluyor. Anladım. Makine olmasa bile, evet, bu böylesine şey kıvama, hı-hı, geldi. Tır 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 değil de, hı-hı, yumuşak böyle, hı-hı, çok güzel bir şey, o hamur gibi olması lazım. Evet. Makine olmadığı zaman bu benim yoğurduğum gibi sürekli, hı-hı, yoğurulması lazım. Hı-hı. Bu
tepsi, tırtıllı bir tepsi. Çiğ köfte, içli köfte de kullanıyor. Tırtıllı olduğu için böyle zemini şey yaptırıyor, kıvama getirtiyor. Evet. Kaç kişi zaten sordular, o çok güzel tepsi. Onun için. Önce mantı yaptık ya o zaman. Esas bu içli köfte, çiğ köfte tepsisi. Böyle yoğurda yoğurda yumuşalısı lazım. Bunun mesela daha kolay hileli yerini yaparsan bunu kaynar suyla hemen kabarttırıyorlar. Ha, evet, evet. Ama esas içli köfte böyle oluyor. Aynı kısır mesela yapıyorlar. Kimisi sıcak su, kimisi... Ya işte, yani Hatay tarafında kısırı bu sıcak su kullanıyorlar. Evet. Onu da böyle yapıyorlar. Evet, yapıyorlar. Ama daha çabuk olsun işte sıcak su kullanıyoruz. Ben de mesela sıcak su. Onun esas lezzeti böyle yumurmaymış yani. Kıvamını böyle güzel yoğurmaz ise tavada kızarttığımız zaman çatlar. Tutmaz. Doğru. Yuvarlıyor ama bu incelik olmuyor. Evet tabii. Bu incelik olmuyor biraz. Böyle tekrardan bunu inceltiyoruz, daha inceltiyoruz. Ondan sonra şurasını, ucunu düzüyoruz. Burası açık. Böyle elimizden bastırıyoruz. Evet. Bunun içerisine malzemeden koyuyoruz. Kıyma oldu. Tamam, içli köfte yapıyoruz. Sen çok seviyorsun ya. Böyle bunun ağzını böyle düzüyoruz. Ama elim ama. Yumurta çıktı. Yumurta çıktı, evet. Yumurta çıktı. Yumurta çıktı. Böyle. İçinde kaldı. Evet. Ay çok güzel. Elinize sağlık. Mesela böyle makine yok. Bir tane yapabilir misiniz? Göster. Ha, yapılır. Yapılır, öyle de yapılır. İnce.
Bunu ben bir servis yoğurta gibi oluyor. Poşetliyoruz. Poşetledikten sonra istediğimiz sıra 10 tane, 20 tane poşetlere koyuyoruz. Misafir geldiğinde hemen hazır kızartıyoruz. Evet, mantı gibi. Mantı gibi. Ama dondurucudan dışarıya koymuyoruz. Direkt kızartıyoruz. Yağı da bol olması lazım. Anladım. Yağ böyle üzerinde olması lazım. Anladım. Olur oğlum, mantı yiyelim. Mantı yiyelim oğlum. Bunu da mesela şöyle elimizle bastırıyoruz. Simit. Evet, simit. Simit. İncelte, incelte, incelte bunu da. Islatmamız lazım. Bu nasıl makine? Böyle ağır ağır, güzel güzel. Bu nasıl makine babaanne? Böyle. Kapatıyoruz. Biraz işte el marifeti gerekiyor. Çok güzel. Nerede de böyle oluyor. Yani o biraz daha makine pratik, biraz daha ele göre ince yapar yani, evet, olur. Evet. Yoksa elde de oluyor, biraz tabii elde uğraştırıyor. Böyle yine elde yapayım bir tane daha, ister misin? Olur. Ceviz büyüklüğünü alıyoruz. Babaanneciğim onu ellemedi, tekrar yapacağız onu. Ege'ne bir bak bakalım ne yapıyor. Batmayacağım. Bakma, kendin bilirsin. Tekrar yine baş parmağımızı ortaya koyuyoruz. Bastıra bastıra inceltiyoruz. Bakalım olmayacak şekilde açıyoruz. Onu sürekli elimizi ıslatmamız lazım. Evet. Elimize yapışmaması lazım. Tekrar yine. Kıymadan alıyoruz. Hadi yapayım. Sen biraz sonra yap. Tamam mı oğlum, biz bitirelim. İçine bol koyarsa daha güzel olur. Yavaş yavaş elimizi ıslatarak tekrar da büzüyoruz. Burayı büzdükten sonra bunu elimizle inceltiyoruz. Kapattıktan sonra böyle şöyle şöyle inceltiyoruz. Gördüm. Evet. Patlamadan. Çok güzel oldu. Şunları da bakıyorum. Ay maşallah. Ay inanılmaz gerçekten. Poşeti. Nasıl istersen. Mantıda yapamamıştık pişmesini. Bunu da gösterelim.
hazır. Wow. Ya tetas kaska. İnanılmaz.